İnsanlar arasında daha takva olanları ayırt etmek mümkün müdür? Hangi tavırlar takva alametidir? Öncelikle belirtmek gerekir ki, insanlar arasındaki geçerli ölçü takva, yani Allah korkusu ve Allah'ın dinine olan titizliğidir. Bunun dışında bir insanın ırkının, soyunun, sosyal statüsünün, maddi durumunun Allah ve Müslümanlar katında hiçbir önemi yoktur. Bir ayette Allah bu gerçeği şöyle bildirir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Peki takvaca ileri olanlar kimlerdir? Gerçekte Allah katında kimin daha takva olduğunu kesin olarak ayırt edebilmek mümkün değildir. Çünkü insanın gerçek takvası, samimiyeti ve imanı kalbinde gizlidir ve bunu bilebilecek tek varlık da Allah'tır. İnsanlarsa bir kimsenin takvası hakkında ancak bir kanaat edinebilirler. Bu konuda ölçü alınabilecek tek kıstas da kişinin tavırlarıdır. Bir insanın Allah'a olan samimiyeti, Allah'ın rızasını kazanabilmek için gösterdiği çabası, müminlere olan sevgisi, dine hizmet konusundaki şevki ve kararlılığı bu kişinin takvası hakkında kuvvetli bir kanaat oluşturur. Ancak yine de bu konuda kesin hüküm sadece Allah'a aittir. İnsan, günahlardan, haram kılınan fiillerden ya da Kur'an ahlakına uymayan bir tavır içine girmekten sakınarak takva kazanır. Kim güzel ahlakı yaşamakta daha kararlı olursa, dine faydalı olmada ve dinin hükümlerini yerine getirmede daha titiz olursa, onun takvası diğer insanlara oranla daha çok artar. Takva sahibi bir mümin aklıyla da kendisini belli eder. Aldığı kararlar daha isabetli olur. Karşılaştığı sorunlara çok daha kolay ve seri çözümler getirir. Konuşmaları çok daha hikmetli ve etkileyici olur. Olaylarda başkalarının göremediği yönleri o, çok daha açık bir şuurla tespit edebilir. Yaptığı hizmetlerle kendisini ön plana çıkartmaya çalışmaz, ihlaslı bir tavır içindedir. İnsanların hoşnutluğunu ve övgüsünü değil, Allah'ın rızasını kazanmayı hedefler. Hangi durumla karşılaşırsa karşılaşsın, Allah'ın sınırlarından hiçbir taviz vermez. Tüm bu alametleri üzerinde taşıyan bir insanın takva sahibi bir insan olduğu umulur. Ancak yine de kişinin gerçek anlamda takva sahibi bir insan olup olmadığı ya da kimin kimden daha üstün bir imana sahip olduğu konusunda kesin bir kanaate varmak mümkün değildir. Çünkü insan bu konuda ancak dışarıdan gördüğü kadarıyla yüzeysel bir değerlendirme yapabilir. İnsanların gerçek imanı, takvası, ihlası ve Allah'a olan yakınlığı ise ancak Allah tarafından bilinir.